edebiyatta roseol, yani gülcükler oluşur. Burada yapılması gerekli olan şey, efendim, su kabarcıkları, su kesicikleri patlatılmamalıdır. Patlatılırsa orada biz de kalabilir, enfeksiyon da gelişir. Burada yapılacak olan iş, efendim, o bölgeye soğuk su veyahut da işte ıslak bir havluyla o bölge devamlı ısı düşürülür diyelim. Şimdi arkadaşlar, ikinci derecenin biraz daha tehlikeli, üstleriyle beraber dokulara da sirayet etmiştir ki bunlar mutlaka tıbbi tedavi gerektirir. Efendim, işte bir hekim tedavisi gerektirir. Arkadaşın da söylediği gibi yanık yaralarının üzerine kesinlikle efendim diş macunu, ne bileyim ben işte yağ, yoğurt, salça gibi gıda ve ıtlet malzemesi sürünmez, dökülmez. Özellikle gıda maddelerinin sürünmesi ne olur? Orada enfeksiyonun oluşmasına, işte mikropların daha da çok türemesine neden olur. Onun için yapılacak olan işlem yalnız yanık yeri ve çevresi soğuk tutulur. Bir de yanık olan bölge, diyelim kol yandı, ayak yandı. Biz kişiye pozisyon verdirirken kalp seviyesinden nerede tutuyoruz? Aşağıda mı tutalım? Yukarıda tutalım efendim. O bölgeye basınç az olsun, ağrı, acı olmasın. Bir de